ÖTV'nin çok ciddi şekilde arttığı ama ÖTV'nin içinde otomotivden yani motorlu taşıtlardan tahsil edilmesi planlanan ÖTV gelirinin çok daha fazla arttığını görüyoruz. 818 milyar yani %64.4, %165'e yakın bir hedef artışı gerçekten kafaları karıştırdı. Buradaki en başından beri söylüyorum en mantıklı artışın beklendiği yer ÖTV dilimlerindeki değişiklik olacaktır. Çinli tüketiciler son yıllarda kendi markalarına kendi markalarının teknolojilerine çok daha fazla güvenmeye başladı. Daha uygun fiyatlı olduğu için de Çinli markaları tercih etmeye başladı. Çünkü Çinliler bir şekilde Avrupa'ya geliyor. Bir şekilde fabrika yatırımlarıyla geliyorlar. Ek vergileri pas geçmek adına Avrupa'da fabrika kurmak istiyorlar. ki bunların bazıları Türkiye'de olacak. E dolayısıyla <laughs> Herkese selamlar. Ben Emre Özpeynirci. Castrol'ün katkılarıyla hazırladığımız otomotiv Gündem programının bir yenisine hoş geldiniz. Gündemimiz yine oldukça yoğun. Konuşacak çok şeyimiz var. Hızlıca başlamak istiyorum. Geçen hafta meclise 2025 bütçe hedefleri sunuldu. Bunun içinde tabii ÖTV'nin çok ciddi şekilde arttığı ama ÖTV'nin içinde otomotivden yani motorlu taşıtlardan tahsil edilmesi planlanan ÖTV gelirinin çok daha fazla arttığını görüyoruz. %64.4'lük bir artış var 2025 yılında ve otomotiv sektöründen 819 milyar TL'ye yakın bir ÖTV tahsilatı yapılması hedeflenmiş. Şimdi bu e, gerçekten e, uzak bir tahmin. Yani neye göre bu tahmin yapıldı? Kafada çok büyük soru işaretleri var. Çünkü şöyle açıklamam lazım. 2023 yılında biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Otomotiv pazarı ticari ağır ticariler dahil 1.3 milyona yaklaştı. Böyle bir pazarda oluşan e, ÖTV geliri hükümetin 441 milyar TL civarındaydı. Aslında yılın başında hedeflenen ÖTV gelirinin iki katından fazlaydı. Çünkü ek bütçeyle beraber 2023 yılında ÖTV hedefi 341 milyar liraya yükseltilmişti. Daha sonra da Pazarın rekor kırmasıyla 441 milyarlık bir ÖTV geliri elde edilmişti. Şimdi bu rekor pazardan bahsediyoruz. 1.3 milyon adetlik pazardan bahsediyoruz. Tabii ki otomobil fiyatları artıyor. Fiyatlar arttıkça ÖTV'nin etkisi çarpan Şekilde yansıyor. 2024 yılına bakmamız lazım. 2024 yılına da bütçede 491 milyar TL'lik bir ÖTV tahsilat hedefiyle girilmişti. 9 ay sonunda baktığımız zaman bu hedefin yaklaşık %70'inin tuttuğunu görüyoruz. Yani 349 milyar TL civarında bir ÖTV geliri 9 ay sonunda oluşmuş durumda. Tabi Ağustos ayından itibaren otomobili satışlarının düşmeye başlaması... ÖTV tahsilatının da düşmesiyle yıl sonunda 497 milyarlık 2024 hedefi tutturulur mu hep beraber göreceğiz ama en azından pazar 1.1 milyon adetin üzerine çıktığı için buna yakın rakamlar olacaktır. Belki 497 milyar TL yakalanmayacak ama bu rakama yakın rakamlar olacağı ortada. Ama bir anda 2025 hedefi geldiği zaman 818 milyar yani %64.4 %65'e yakın bir hedef artışı gerçekten kafaları karıştırdı. Çünkü bu artış mevcut konjöktürde otomobil fiyatları kurdan dolayı biraz artsa da böyle bir rakama ulaşılması zor gözüküyor. Yani bu tahminler birazcık çok iyimser olarak bakılıyor. Çünkü şöyle bakmak lazım. Araç başına ÖTV tahsilatı 2023 yılında yaklaşık 332 bin TL'ymiş. Yani 2023 yılında 441 milyarlık ÖTV toplandığında araç başına 332 bin TL e, ÖTV tahsilatı yapılmış. 2024 yılının 9 aylık sonuçlarına baktığımız zaman ortalamasına baktığımız zaman bu rakamın 397 bin TL'ye çıktığını görüyoruz. Yani 397 bin TL'lik Eylül sonu itibariyle araç başına ÖTV geliri elde edilmiş. Şimdi 397'yi baz alırsak eğer. 2025 yılındaki hedefe ulaşılması için 2 milyon otomobilin satılması gerekiyor. Şimdi tabii ki araç fiyatları da durduğu yerde kalmıyor. Yani kurlar bir şekilde artıyor. 2025 yılında model geçişi olacak bir %5 en azından orada bir fiyat artışı olabilir. Biz 2023-2024 arasındaki artışı baz alırsak eğer yani %20'lik bir ÖTV araç başına tahsilat artsa dahi yani 467 milyar TL falan yapıyor. O zaman Pazarın 1.7 milyon civarında olması gerekiyor. Yani şimdi bu konjöktörde enflasyon ve kur hedefinden hükümet eğer sapmazsa 1.7 milyonluk pazarın ulaşılması çok zor bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. Yani fiyatlar da artarken. E peki 819 milyarlık ÖTV hedefine hükümet nasıl ulaşmayı hedefliyor? Eğer sonuçta araç başına tahsilatta yani yüzde yirmilik bir artış olsa bile 1.7 milyon gerekirken bu rakama 818 milyar liraya başka nasıl ulaşabilir? İşte ona baktığımız zaman da tek seçenek kalıyor. O zaman ÖTV zaten matrak güncellemesinin yapılması beklenmiyor. Hatta bu hedef doğrultusunda acaba dilim farklılıkları mı olacak? O dilimlerde yüzdeler mi artacak? İşte elektrikli otomobillerde bir ÖTV artışı mı olacak? Tabi bunlar hep soru işareti. Yani bunun açıklanması gereken ama normal konjonktürde baktığımız zaman araç fiyatları kurdan dolayı işte üretim maliyetlerinden dolayı kısmen artsa da dediğim gibi yine de 1.7 milyon adetlik bir satış olması gerekiyor ki hükümet bu geliri elde etsin. E şimdi Cumhuriyet tarihinde bile 1.3 milyonu yakın bir pazar oluşmuşken bu yıl işte 1.1 milyon üzeri 1.2 milyonu yakın bir pazar beklenirken 2025 yılında bu fiyatlarla bu vergilerle bir anda 1.7 milyonluk pazarın ulaşması zor gözüküyor. Bu yüzden de herkesin kafasındaki şu e acaba ÖTV artışı mı olacak? Dilimlerde bir farklılık mı olacak? Elektrikli otomobiller çünkü elektrikli otomobiller biliyorsunuz gerçekten içten yanmalıları ciddi bir ÖTV teşviği var. Yüzde 10 ile 60 arasında elektrikli otomobillerin ÖTV'si, içten yanmalıların ÖTV'si yüzde 80'den başlıyor minimum. Yani yüzde 45, 50, 50 60, 70'lik dilimlere iki yıldan beri araç giremiyor. Yüzde 220, 220'ye kadar çıkıyor. Dolayısıyla burada hükümetin hangi... E doneleri alarak 2025 yılında 819 milyarlık bir ÖTV geliri hedeflediğini herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz ama buradaki en başından beri söylüyorum en mantıklı artış yani artışın beklendiği yer ÖTV dilimlerindeki değişiklik olacaktır. Aksi takdirde mevcut koşullarda o pazara o rakama ulaşılması için pazarın yani tarihinin de üstünde çok fazla büyümesi gerekiyor. E bu fiyatlarla bu kredi imkanlarıyla çok zor gözüküyor yani tabii ki enflasyon ve faiz politikasından vazgeçilip işte faizlerde çok ciddi indirimler olup çok ciddi vadelerde uzama olup BDDK bunları güncelleyip otomobil satışlarına eğer arttırırlarsa onu bilemem ama şu andaki koşullarda ki bu ekonomik programdan çok da taviz verilmeyeceği gözüküyor. Bir yıl daha çok öyle kredi imkanı olduğu gözükmüyor dolayısıyla tek seçenek kalıyor bu rakama ulaşılması için tabii ki o rakama ulaşılamayabilir de. Yani pazar yeniden benzer seviyelerde gider ama sonuçta böyle bir rakam hedeflendiyse, böyle bir rakam bütçeye konmuşsa ki toplam vergi gelirleri içinde %6.5 civarında bir oranı var. Ee, biz daha önce biliyorsunuz otomotivden elde edilen ÖTV gelirlerinin yüzde onu aştığını biliyoruz. Böyle bir bütçe içinde bütçe dengesini bozmamak adına bu rakama nasıl ulaşacağını herhalde önümüzdeki günlerde çok daha net görürüz ama buradaki sektörün de e, düşündüğü, benim de aynı şekilde e, üzerine parmak bas üstüne parmak bastığım nokta ÖTV artışı veya ÖTV dilimlerinde bir değişiklik olmadan bu rakama, bu e, hedefe, bu gelire ulaşılmayacağı yönünde eğer ulaşılırsa o zaman işte pazarın 2 milyona yakın olması gerekiyor diye düşünebiliriz. Şimdi gündemdeki diğer bir önemli konu ise biliyorsunuz son yıllarda en çok konuştuğumuz konuların başında Çinliler geliyor. Çinliler çünkü çok ciddi şekilde özellikle elektrikli otomobillerde hakimiyetleri ele aldılar. Dünyaya çok ciddi korku salıyorlar. E, ama hep işte Avrupa'ya girişlerini hep dünyada büyümelerini ve genişlemelerini konuşuyoruz ama aslında en önemli risk faktörü batılı markalar için özellikle Alman markaları için Çin pazarındaki daralma. Çünkü bugün Çin pazarı, Çin otomotiv pazarı dünyanın açık ara en büyük pazarı. 30 milyonluk bir pazardan bahsediyoruz. İşte Avrupa'da, Amerika'da pazar durağan giderken, düşüşler yaşanırken, talepte düşüşler olurken ve bunlar tabii hükümet politikalarıyla bağlantılı bağlantılıdır. Teşvikler bitiyor, elektrikli otomobil satışları düşüyor. Pazar zaten hep belli bir seviyede yani 10 milyon, 12 milyon seviyesinde gidiyor. Çin pazarı sürekli büyüyen bir pazar. Yani bir sonuçta büyük bir nüfusa sahip olduğu için potansiyeli hala var ve işte 30 milyonluk bir pazardan bahsediyoruz. Şimdi dünyada da özellikle batılı markalar büyümek adına karlılık adına Çinde yer almak zorundalar ve Çinde büyümek zorundalar. Ama son yıllarda özellikle pandemi sonrasında baktığımız zaman ki Almanların Çin pazarındaki hakimiyetini herkes çok iyi biliyor. Ee, i̇şte yıllarca yıllardır Volkswagen lider durumda ki 2023 yılında ilk kez e, bir Çinli marka BYD Volkswagen'e geçerek pazardaki o hakimiyetine son verdi. Ya aynı şekilde Mercedes, BMW, Porsche gibi premium markalar Çin pazarında çok güçlüler ama pandemiden sonra çok ciddi bir kan kaybı yaşamaya başladılar. İşte pandemi öncesinde Alman markaların Çin'deki toplam pazar payı %25'in üzerindeyken bugün %15 hatta %15'in altına düşmüş durumda. Elektrikli otomobillerde keza onun altında bir pazar payına sahipler. Şimdi tabii bu kadar yatırım yaptıkları bir pazardan çıkmaları da söz konusu değil. Ama Çinli tüketiciler son yıllarda kendi markalarına, kendi markalarının teknolojilerine çok daha fazla güvenmeye başladı ve daha uygun fiyatlı olduğu için de Çinli markaları tercih etmeye başladı Çinli tüketiciler. Bu bu da özellikle Alman premium markaların aslında çok ciddi kan kaybetmesine yol açtı. Bu noktadan sonra ne yapabilirler? Çünkü yatırımları çok ciddi yatırımları olduğu için, fabrika yatırımları olduğu için, ortaklık yapısında devlet desteğiyle bu fabrikalar olduğu için bu fabrikaları bırakıp da çıkamazlar. Yapacakları tek şey Çin'e özel, Çin'e odaklanmış yeni nesil elektrikli otomobiller, uygun fiyatlı otomobiller Çinli markalarla daha fazla işbirlikleri yaparlarsa ancak Çin pazarında daha fazla kan kaybetmemeye başlarlar. Aksi takdirde Çinli tüketiciler çok net biz diyorlar ki çok daha uygun fiyatlara, çok daha iyi teknolojilere sahip olabiliyoruz Çinli markalar diye Açıklama yapıyorlar. Zaten rakamlara ve otomobillere baktığımız zaman da fiyat farkının aynı özelliklere sahip. Çinli ve Alman otomobillerin arasındaki fiyat farkının gitgide açıldığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde Alman markaları için büyük e, sorunların beraberinde getireceği belli oluyor. Çünkü sadece Çin'de değil buradaki yıkım, Buradaki kayıplar dünyada da Alman markalarına büyük güç kaybedebilir. Çünkü büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Büyük yatırım kayıplarından bahsediyoruz. Oradaki kaybettikleri pazar payı Avrupa'da ve Amerika'da yeni yatırımlara, yeni ARGE yatırımlarına yapamamalarını da sağlayacaktır. Yani çok ciddi bir sıkıntı var. Tabi bu sıkıntıların hepsi Avrupa ve Türkiye'ye de yansıyacaktır. Çünkü onların sonuçta yaşadığı sıkıntılar Avrupa ve Türkiye'deki özellikle Türkiye'deki tedarik sanayi için büyük sıkıntı, diğer firmalar için de büyük sıkıntı ama bunlar çok ciddi sorunlar olarak önümüzde duruyor. Yani Çin sadece dünyaya açılarak sorun yaratmıyor. Kendi pazarı içinde de Çinli tüketicileri kendi tüketicilerini çekmiş durumda. Bu batılı markalar için büyük handikap. Önümüzdeki dönemde bununla nasıl rekabet edebilecekler hep beraber göreceğiz ama sıkıntı büyük. Diğer taraftan da Avrupa'da da aynı sıkıntı var. Avrupa'da şunu tartışıyor. Biz büyümek adına, Avrupa'da gelişmek adına, yeni modelleri geliştirebilmek adına Çinli üreticilerle muhakkak işbirliği yapmamız gerektiği diye açıklamalar yapılıyor. Bunu da söyleyen işte Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği Başkanı Luca Demeo. Çünkü Çinliler bir şekilde Avrupa'ya geliyor. Bir şekilde fabrika yatırımlarıyla geliyorlar. Ek vergileri pas geçmek adına Avrupa'da fabrika kurmak istiyorlar ki bunların bazıları Türkiye'de olacak. Dolayısıyla biz bunlarla mücadele etmektense onlarla işbirliği yaparak ortaklık yaparak onların teknolojilerini transfer ederek ayakta kalabiliriz açıklaması yapıyorlar. Yani önümüzdeki dönem hem batılı markalar için Çin'le mücadele konusunda çok zor geçecek gözüküyor. Türkiye'de bundan nasibini alacak. Türkiye'de de otomotiv sanayi bundan derin yarar alacak gözüküyor. Hep beraber izleyeceğiz ama Otomotiv endüstrisinde çok büyük bir dönüşümün, çok büyük bir değişimin olduğu açık. Haftaya yeni konularla karşınızda olacağım. Hoşçakalın diyorum.